Merhaba arkadaşlar, programımıza hoş geldiniz. Ben bugün yepyeni bir video geldim. Bugün arkadaşlar tekrardan Unreal'da test çözeceğiz. Bugün 3 tane test buldum arkadaşlar. İlk testimiz tuhaf olup olmadığımızı bu test ortaya çıkaracakmış. Hiç sanmıyorum çünkü ben tuhaf değilim ki arkadaşlar, ben normal bir insanım değil mi? Bak mesela burada bize diyor, bu güzel manzaralı fotoğraflardan birini seçmemizi söylüyor. Hangisi daha güzel biliyor musunuz? Tabii ki de bu daha güzel. Bu uyanlardan hangisini seçersin? Tabii ki de kedi. Bu kim? Hangisi yazmayı tercih edersin? Bilgisayar. Sebze meyve mi? Meyve, sen hangisini seçersin? Tabii ki de roller coaster. Hangi desen bize hitap ediyor. Gözlük seçmemizi söylüyor. Ben güneş gözlüğü takan birisi değilim ama herhalde bilmiyorum lan bundan hangisi olur. Ben gözlük takmam. Güneş gözlüğü takmıyorum ben. Neyse bari bunu seçelim. Hangi yemeği seçersin? Ayıp değil mi lan? Oruçlu ayıp ya. Neyse bunu seçelim bari. Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Kıvırcık mı yoksa düz köpek mi? Düz köpek. Süpür ve sil. Peki sen süpürecek misin yoksa silecek misin? Süpüreceğim. Bu manzaralardan hangisi bizi daha çok mutlu ediyor? Kar. Kar daha çok mutlu eder. Ben her yağmur yağdığında bilmiyorum kendimi çok berbat hissediyorum. Bunlardan hangisini seçersin? Seni. Şimdi tırsmaya başlayabilirsin. Amacımız ne? Seçsene birini. Bunlar ne lan? Oğlum bu ne? Sen. Mumyalar mı vampirler mi? Vampir. Adam akıllı sorusu. Hangisi bana hitap ediyor? Sen. Spor. Sen. Terk edilmiş mekan. Sen. Ve son sorumuz buradan birini seçmemi söylüyor. Bunu beğendim. Bunu istiyorum. Tuhafım trak biri değilsin. Sende tuhaflık yok. Ben zene dedim. Ben tuhaf değilim ki. Sıradaki test. Ne kadar normal. Biri seni pencereden dalmış uzaklara bakarken gördü. Ne düşünüyorsundur? Yani evi yakmayı düşünüyorumdur. Başka ne düşünebilirim ki? İnsanların doğal sanat renklerine bir renk daha ekleme şansınız olsa bu renk ne olurdu? Mavi. Mesela kendini övmek istediğin hangi cümleyle kendini översin? Ben anlatılmaz yaşanırım gençler. Aşağıda kanına saran adamın bir anda aklından geçenleri tahmin edebilir misin? Tokası kafama battı dingilin. Benden iyisini bulamaz yeminle. Önce onu merdivenden aşağı atacağım, sonra kendime. Bana iyice saf bu ne? Benden iyisini bulamaz yeminle. Tipiniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Ablan star bebeğim. Farklı bir şey doğurma şansınız olsa ne doğurmak istersiniz? Ejderha doğurabilsem en az 12 tane doğururum ha. Anormal lipalla palaya yıldızsın. Koca bir patates tarlasında yetişen ananassın. Ve son testimiz arkadaşlar. Kim milyoner olmak ister? Ben. Sadece ben. İlk soruyla başlayalım. Hangisi yüzün herhangi bir bölgesini tasvir etmek için kullanılmaz? B. Domates. Boom! Doğru cevap 500 TL kazandık. 1000 TL değerindeki baraj sorusu. Göz var, izan var deyiminde izan sözcüğünün anlamı nedir? A. Estetik. B. Anlayış. C. Akıl. D. Ahlak. Göz var, izan var. Yani gözle gördüğümüz şeyi anlıyor muyuz? Yani ona benzer bir şey olabilir. Veya estetik. Gözümüz var. Anlayabiliyoruz senin ne kadar çirkin olduğunu. Gerizekalı. Diyebiliyoruz, o da var. Herhalde B anlayış son kararım. 1000 TL bitch. Yazdığın bir yazıya tarih bilgisi eklerken hangisine yer vermezsiniz? A. Gün. B. Ay. D. Yıl. C. Hafta. 2000 TL. Easy. Son rakamı 0'dan 9'a kadar olan bir seri piyango biletinin tümünü alırsanız kaç adet amortizörlüğünde kazanacağınız kesindir. 1, 2, 4, 9 çekilmek istiyorum. Ben çekilirsem 2000 lira alacağım ama ben 2000 lira yetinmem. Minimum 5 milyon dolar. 5 milyon dolar istiyorum ben. Ben milyoner olmak istiyorum. 4 son kararım. Bitch. Yanlış cevap. 4, 2, 2. 2 mi? 2'ymiş. Gençler kendimde hiç piyango oynamadım. Lütfen bana kızmayın. Lütfen. Kızmayın bana. 5000 TL değerindeki soru. Hangisi menkul kıyametler sınıfına girer? Menkul kıyametler ne? Google Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Otomobil. Şaka ya. Tahvil olduğunu biliyorduk ya. Allah Allah. Forrest isimli alabamalı bir çocuğun hayat hikayesini anlatan Forrest Gump filminin yönetmeni nedir? Yönetmeni kimdir? Yönetmeni nedir ya? Steven Spielberg, Alexander Payne, Frank Darabont, Robert Zemeckis. Steven de olabilir. Kim olabilir? O piti piti karamella sepeti, ben Robert ve Steven, ben Forrest Gump'ın yönetmeniyim. Piti piti pi. Karamela sepeti. Robert Zemeckis.
Easy. 15.000 TL değerindeki bara sorusu. Lego'nun, Hamlet'in ve Carolina Wozniacki'nin memleketi olan Avrupa Ligi'si hangisidir? Neresi biliyor musunuz? Ben biliyorum. Polonya, bitch. Şaka yaptım, şaka. İsveç. Son kararım Hollanda. Hepimiz Danimark olduğunu biliyorduk. Şu an görevde olan Barack Obama dahil kaç ABD başkanı hayattadır? Maşallah, maşallah. İkinci Google Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Gençler artık şakayı bir yana bırakalım ve şunu bitirelim. Tabii ki de 6 olduğunu biliyoruz. Bunu gerçekten bilmiyordum. Kaç o zaman? 5 olur zaten. Bak biliyordum, 5 olduğunu biliyorduk zaten. 60.000 TL değerindeki soru. Kökeni Fransızca olan dilimizde Hollandaca'da geçen manken kelimesinin anlamı nedir? A. Küçük adam. B. Kolsuz adam. C. Herkes adam. D. Yoksuz adam. Çekilmek istiyorum. Gençler 30.000 TL yeter bize gibi ya. Veya 60.000 TL değerinde cevaplayalım. Ve sonra da gidelim. Tamam mı? Google Translate hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki de A. Küçük adam olduğunu biliyoruz. Ya. İlk kredi kartının adı neydi? www.google.com. Joker'imi kullanmak istiyorum. Tabii ki de Dinners Club. Ve 125.000 TL kazandık. Evet. Bence arkadaşlar yeteri kadar kazandık. 125.000 TL. Yeter. Ben 125.000 TL ile mutluyum. 250.000 de var burada bir. Bilmiyorum ama gerçekten bilmediğimden dolayı daha fazla jokerimiz kalmadı. Bitti, jokerimiz bitti. O yüzden ben çekilmek istiyorum diyorum ve 125.000 TL kazanıyoruz arkadaşlar. Bence yeteri kadar iyi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla o nedir testleri istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Aha, geçer mi vallahi geçer. Lan nasıl geçiyor? Hayır. Allah aşkına. Ne olur. Hayır. Abi defansı çıkardı ya. Orada 1.90'lık da hep bekliyor.